Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın salat ve selamı Hazreti Peygamber'e ve onun pak, masum Ehl-i Beyt'ine olsun. Kıymetli canlar, Cabir ile Gündem Ehl-i Beyt programına hoş geldiniz. Yine güzel bir cuma akşamında sizlerle beraberiz. Cem TV ekranlarında 12 imam hakkında, inancımız hakkında bilgi almak üzere. Özellikle bu akşam konumuz Şah-ı Merdan Hazreti Ali. Çünkü bugünler Hazreti Ali'nin mübarek doğum günleri. Bugünlerde dünyaya gelmiş Hazreti Ali. Allah'ın evi Kabe'de dünyaya gelmiş Hazreti Ali. Ve bu güzel münasebetle biz de tabii ki Hazreti Ali hakkında bu akşam bilgi almak istiyoruz. Değerli hocamızdan, kıymetli dedemizden, Caferi Alimler Birliği'nin değerli üyesi İbrahim Şeren hocamla bizlerle beraber. Hoş geldiniz hocam. Eyvallah. Sağ olun. Ve Cem Vakfı Alevi İslam İnanç Hizmetleri Başkan Yardımcısı Hünkar Uğurlu dedem bizlerle. Hoş geldiniz. Sağ olun, hoş bulduk. Bu akşam Hazreti Ali'yi değerli konuklarımız bize anlatacak. Ayrıca İbrahim Hocam, siz Kerbela'dan, Necef'ten buraya geldiniz. Yakın zamanda Hazreti Ali'nin türbesini de ziyaret etmek size nasip oldu. Bu konuda da sizin izlenimlerinizi sizlerden duymak isteyeceğiz. Gitmeyen herkesin içinde, Hazreti Ali dostların hepsinin kalbinde bir eksikliktir. Hazreti Ali'nin türbesini ziyaret etmek, onun zirhine yüz sürmek, onun mezarının yanı başında onu vesile kılarak Allah'tan şefaat dilemek, dua etmek. Allah hepimize nasip etsin diyelim. En azından oraya gidip geldikten sonra sizlerden duymak da bizim için anlamlı olacaktır. Ve seyircilerimize hatırlatmış olalım. Program boyunca WhatsApp üzerinden sizler de Hazreti Ali ile ilgili özellikle sorularınızı bizlere gönderebilirsiniz veya görüşlerinizi, selamlarınızı, dualarınızı her programda WhatsApp üzerinden bizlere göndermektesiniz ve bizler de bunları okumaktan mutluluk duyuyoruz. Bu akşam da yine bekliyoruz mesajlarınızı. Ve bir duyuruda da bulunmuş olalım. Caferi Der tarafından bizlere bildirildi. Doğumundan zuhuruna İmam Mehdi adlı kitabın okuma yarışması yapılacak ve kazananlara çeşitli ödüller verilecek. Bu yarışma ile ilgili bilgilere caferider.com'dan ulaşabilirsiniz. 26 Şubat'ta bir online yarışma yapılacak. Doğumundan zuhuruna İmam Mehdi kitabı ile ilgili bir kitap okuma yarışması ve çeşitli ödüller verilecek kazananlara. Dediğimiz gibi caferider.com'dan bu bilgilere ulaşabilirsiniz. Hem kitabın içeriğine hem de bu yarışma ile ilgili bilgi sahibi olmak için bu siteye başvurabilirsiniz. Ve hocam, dönüyorum sizlere, değerli konuklarımıza, bizlere Hazreti Ali'yi anlatmanızı istiyoruz. Müsaadenizle hocam, ilk önce dedemizden başlayalım. Tabii ki. Dedem, bizlere Hazreti Ali'yi anlatmanızı istiyoruz ama kronolojik sırayla gidersek eğer ve aynı zamanda bugün imamımızın doğum günleri. Hazreti Ali'nin Kabe'de dünyaya gelişini bize anlatır mısınız? Buyurun. Evet. Fırsat verdiğiniz için şükranlarımı sunuyorum tekrardan. Biz teşekkür ederiz. Cem TV ekranlarında görünmek bir onurdur tabii benim için. Bu aralar daha fazla görünmeye başladık. Evet. Değerli izleyicilerimiz bizden inşallah bıkmazlar. Tabii bizim amacımız halkı aydınlatmak, kendi bilgilerimizi paylaşmak ve hak olan neyse onu söylemek esasında. Zaten bu amaçla kuruldu Cem TV'de. Değerli hocama da hoş geldiniz diyorum tekrardan. İkinci defa program yapıyoruz kendisiyle de. Onur duydum tekrardan. Biz de aynı şekilde. Eyvallah. Tüm aslında insanlık değerlerinin ortak vasfı olan İmam Ali'den bahsedeceğiz. O yüzden hem onur verici bir kıvanç duyacağımız bir konu, hem de bizleri bir çatı altında toplayacak bir konu. Çünkü İmam Ali Kabe'de doğdu diyoruz. 599, bazı kaynaklarda 598 olarak geçiyor. Bugünlerde viladeti, doğumu söyleniliyor. Buna iki minvalde de bakmak lazım. Zahiri olarak annesinin adı da Fatıma, biliyorsunuz. Ki bundan dolayı Hazreti Peygamber kendi annesi gibi görüyor Hazreti İmam Ali'nin de annesini. Ve kendi kızına da bundan dolayı Fatıma adını veriyor esasında. Çünkü Fatımalar olan bir evden bahsediyoruz, Ehl-i Beyt'in evi. Abdümenaf oğulları, Haşim oğulları, böyle bir gelenek var zaten. İmam Ali annesinin karnındayken annesi sancılandı ve Kabe'nin içerisine girdi. Tabii çeşitli anlatımlar, varyasyonları var.
3 gün içeride kaldığı söyleniyor Kabe'de ve Kabe'nin kapısının açılmadığı, kimsenin içeriye giremediği söyleniliyor. Bu bir sırdır. İçeride ne olduğu hala bir sırdır aslında. Ve 3 gün kaldığı içeride söyleniliyor. Bu 3 günün sonunda Fatıma anamız, o da bizim anamız sayılır. Fatıma anamız İmam Ali'yi kucağına aldığı zaman Yüce Allah'a hamdü senalarını buyuruyor. Ve anlatıya göre cennetten Tuğba ağacından işte cennetten gelen meyvelerle, sebzelerle, yemeklerle 3 gün boyunca geçirdiği söylenilir. Ve kucağına aldığı zaman da İmam Ali'ye ve duasını da etmiştir. Bazı kaynaklarda İmam Ali'yi yerinden kaldıramadığı da söylenilir. Bazı kaynaklarda da ilk gıdasını Hazreti Muhammed'den aldığı söylenilir. İşte dilini emmesi olarak geçer. Evet. Bazı kaynaklarda yine onun isminin Ali olduğunu, Kur'an'da da Ali'nin çok geçtiğini biliyoruz. Ali olduğunu bizzat Cenab-ı Allah Fatıma anamıza enzelna ettiği söylenilir. Evet. Ve bazı kaynaklarda da Hazreti Muhammed'in bizzat bu ismi verdiği söylenilir. Aslında arada da çok fazla bir fark yoktur. Neticede ismi ilahi nitelik taşıyan bir isimdir. Diğer taraftan batini anlamda bakarsak Kabe'nin oğlu olarak da görebiliriz. Yani bu insanlık adına yapılan ilk ev Kabe'dir. Kabe'nin oğludur. Ve Kabe'de dünyaya gelmiş ilk ve tek kişi. Ve tek kişidir. Başka birisi olmamış. Evet. Şuradan baktığımızda da aslında İmam Ali o Kabe'yi değerlerini taşıyan kişi olduğu için de Aliyen Veliyullah, Kabe'nin de kendisidir aynı zamanda. Ali bizim şahımız, Kabe kıblegahımız, Miraç'taki Muhammed o bizim padişahımız der Alevi deyişlerinde. O yüzden İmam Ali Kabe'nin kendisi olarak görürler. Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var. Kıble hedef olarak söylenilir. İyiliklerde yarışmanızdır. Aslında bu iyiliklerde yarışma İmam Ali'nin değerleriyle süslenip ona varmaktır. Hal içinde halimizsin, sır içinde sır imişsin. Cömert Ali derler sana dedikleri kadar var imişsin. Cömertlik İmam Ali'den kaldığına inanırız biz mesela. İkincisi Kabe'nin oğlu ve Kabe'nin kendisi olduğu varsayılması. İkinci daha farklı anlatım var tabii ki. Kabe'de doğum insanın aynı zamanda kendisinden doğumudur. Biz de derler ki iki defa doğmazsa bir can demezler o kişiye kamil insan. Gökler alemine varamaz ol, bahaimdir, değildir bende-i makbul. Kişi evvel doğar batını anadan ki pak olmaz mülevves kanmadan. Anadan doğmak zulmettir, mürşidi kamilden doğmak hidayettir. Dolayısıyla üçüncü doğumda insanın kendisinden doğmasıdır. Kendi yüce değerleriyle doğmasıdır. Anadan herkes doğuyor, bütün canlılar anadan doğuyor ama bu bir marifet değil. Kişi ne zaman ikinci ve üçüncü doğumunu yaparsa o zaman Ali'yi yüce değerlere vasıf olur. O zaman İmam Ali'nin Ehl-i Beyt'in sırat-el müstakim yolundan gittiğinin farkına varır. Çünkü hidayet, hüda, mehdi hep aynı kökten geliyor zaten. Doğru yolu izlemek demektir. Bize doğru yolu izlemek, Ehl-i Beyt'in gittiği yolu izlemektir. Evet, 12 imamın izinde olmaktır. Onların takipçisi olmaktır. Tarihte de hep böyle olmuştur. Serini vermişler, sırrını vermemişlerdir bundan dolayı da. Alevilik de hem zahiri anlamda az önce ifade ettiğim gibi hem de batini anlamda bu değerlerle süslenmeyi kendine amaç edinmiştir. Diyeyim, burada mimleyeyim. Çok teşekkür ederiz. Anlattıklarınızın bir kısmını da Fuzuli de anlatmakta. Aleviliğin 7 büyük şairinden birisi ki Fuzuli aynı zamanda Türk Edebiyatı'nın da en büyük şairidir diyebiliriz. Tabii. Kerbela'da İmam Hüseyin'in türbedarlığını yapmış. İmam Ali'nin ve imamlarımızın defnedildiği, meşhetlerinin olduğu o topraklarda yaşamış hep. Ve İmam Hüseyin'in de hep türbedarlığını yapmış, hizmetçiliğini yapmış bir kişi. Böyle büyük bir şair Hadikat-ı Seda'da o büyük eserinde Hazreti Ali ile ilgili onun doğumundan bahsederken az önce anlattığınız şeyleri o da anlatmakta. Kabe'nin açıldığını
ve Fatıma anamızın oraya girerek Hazreti Ali'yi dünyaya getirdiğini, cennet meyveleriyle bu sırada beslendiğini, hı hı, ve çıktığında da dediğiniz gibi Hazreti Ali babasına daha yeni doğmuşken, annesine henüz tabir yerindeyse fazla yüz vermeyerek, onları eliyle tersleyerek ilk önce gözünü açıp gülümsediği kimse, muhabbetle baktığı kimse Hazreti Peygamberimiz olmuş. Evet, yerinden Hazreti Peygamber'in kaldırdığı söylenilir hatta inancımızda, evet, da. Teşekkür ederiz dedem. Ve İbrahim Hocam'a dönüyorum. İbrahim Hocam, Hazreti Ali'nin doğumu ile ilgili bilgi almakla beraber sıcağı sıcağına siz Hazreti Ali'nin ziyaretinden daha yeni geldiniz. Necef-i Eşref'ten daha yeni geldiniz. O duygular içerisindeyken orayı bize anlatmanızı da istiyoruz. Oranın nasıl bir yer olduğunu ve ne hissettirdiğini, duygularınızı da öğrenmek istiyoruz. Buyurun. Ben öncelikle bu Ehl-i Beyt'in sesi olan Cem TV aracılığıyla bizler evlerinde konuk eden değerli canlara Hazreti Ali Efendimiz'in bu kutsal viladetini ve saadetli doğumlarını tebrik arz ediyorum. Rabbim Şah-ı Vilayet'in hürmetine hepimizi onun yolunda birlik içerisinde karar versin inşallah. Ülkemize, memleketimize, evlerimize rahmetini, Şah-ı Vilayet'in hürmetine rahmetini göndersin inşallah. Öncelikle çok değerli dedeme ilim, irfan, ahlak ustalı olan dedeme teşekkür ediyorum. Çok güzel açıklamalarda bulundular. Ve biz de aynı şekilde Allah'a şükrediyoruz. Bahtiyar olduk ki çok değerli dedemle birlikte ikinci programımızı yapıyoruz Cem TV'de. Tekrar bütün canlara buradan saygılarımızı arz ediyoruz. Şimdi Hazreti Ali Efendimiz'le ilgili Kabe'de viladeti çok önemlidir. Bunu sağ olsunlar çok değerli dedem çok önemli, enfes bir biçimde açıkladılar. Ben de kendilerine katkı olsun mahiyetinde bir iki kelime arz edeyim. Hazreti İbrahim peygamber oğlu İsmail'le birlikte Kabe'yi yaptıktan sonra duada bulunuyor. Şöyle diyor: Allah'ım benim neslimden imam karar ver insanlara. Allah bu duaya karşılık şöyle buyuruyor: La yenalu ehdiyez zalimin. İmamet benim bir ahdimdir. Ben bunu zalimlere veremem. Senin neslinden zalim olan insanlar bu imamet kutsal elbisesini giyemez hiçbir zaman ve kesinlikle de bu elbiseye bürünemez ve bu emaneti üstlenemez. Yani nübüvvette, imamette tertemiz nesepten gelen kişilere, tertemiz olanlara gelmeli. Dolayısıyla imamet Allah'ın bir ahdidir kulların arasında. Bu ahdi taşıyacak insanlar önemlidir. İkinci bir duasında şöyle buyuruyor: Allah'ım peygamber olarak bunlara gönder. İki dua bu. Ve bes ileyhim resula. Elçi bunlara gönder. Allah bu iki duanın ikisini de gerçekleştiriyor ve tahakkuk ettiriyor, vuku buluyor. Ancak birinin adeta yaratan bizim ne yapıya sahip olduğumuzu bildiği için öylesine korumaya almış ki ihtilafları ortadan kaldıralım. Tartışma orada olmasın. Nasıl Hazreti Musa'nın elindeki asa kimseyi onu tartışamayacak bir biçimdeyse, aynı şekilde Hazreti İbrahim peygamberin o ateşe atılmasında, o ateşin bir bahçeye dönüşmesini kimse tartışmaz. Aynı şekilde Kabe'nin Ebrehe tarafından yıkılmaya çalışıldığında Ebabil kuşlarının gönderilip onu korumaya alması, kimse onu tartışmaz. İmameti Allah adeta böyle bir simgeyle korumaya alıyor. Kabe'nin dört rüknü var. O rükünlerin birinin de ismi Yemani rüknüdür. Dedem de buyurdular, ne Ali'den Şah-ı Vilayet'ten önce ne de sonra kıyamete kadar Kabe'de kimse dünyaya gelmeyecek. Çünkü Kabe doğum evi değildir. Doğum yeri de değildir. Hazreti Meryem annemiz doğum yapmak istediği zaman Beytül Mukaddes'e yöneldiğinde Allah buyurdu, git hurma ağaçlarının altına.
Kimin için Hazreti İsa? Bir peygamber için. Oysa biliyoruz ki Esed kızı Fatıma, Hazreti Ali Efendimiz'in annesi doğum yaptığında gelip Allah'a orada dua etti. Ama şu duasında şunu buyurmadı da, ben bu Kabe-i Muazzama'da bu çocuğu dünyaya getireyim. Şöyle bir duada bulundu. Rabbim bu çocuğun doğumunu bana kolaylaştır. Kolaylaştır, doğumunu kolaylaştır bana. Böyle bir dua yaparken herkes diyor ki Yemani rüknü köşesi yarılıyor, bir kapı açılıyor oradan ve oradan içeriye giriyor. Bunu anlatırken Allah Kabe'nin tevhidin bir mihveri olarak, esası olarak gördüğümüz zaman o mihverin esasını koruyacak ayeti kerimede İbrahim'in duasını da orada gerçekleştiriyor. İmametin tecellisi. Ve bu tecelli zalimlerde değil. Efendime söyleyeyim, nefsine zulüm etmiş. Zalim birkaç kısma ayrılır. Nefsine zulüm edersin, bir başkasına haksızlık edersin, yine zalimsin. Putperest olursun, müşrik olursun. Bu bir nefsine ait zulümdür. Birinin hakkına gasp edersin, o da ayrı bir zulüm olur. İster kendinize yönelik zulüm etmiş olun, ister başkasına yönelik zulüm etmiş olun, hiçbir şekilde bu ahit size tecelli etmez. Ancak bu ahdin tecelli edebileceği masumiyet simgesiyle gerçekleşmesi lazım. Ve onu da kendi evinde bunun temelini atması lazım. Kendi evinde temelini atarken de Hazreti İbrahim peygamberin de o imamet duasını, Allah'ım benim neslimden imamlar karar ver. Şah-ı vilayet niye diyoruz? 11 imamın piri. Bundan dolayı orada bu vuku buluyor. O vuku bulmasını kim inkar edebilir? Kim inkar edebilir? Evet, kimse inkar edemez. Aynı zamanda o vilayetin simgesi olarak baktığımızda onu kim inkar edebilir? Yani bırakın Kur'an'ı, bırakın hadisleri. Biz akıl olarak baktığımız zaman Hazreti Ali'nin vilayetine yetmez mi bu kabul etmek için? Hazreti İsa peygamberdir ve büyük peygamberlerden biridir. Bir Hazreti Meryem sıradan bir insan değildir. Ama o hurmalıkta gerektiğini, hurma ağaçlarının arasında dünyaya gelsin. Hazreti Ali Kabe-i Muazzama'da dünyaya gelsin. Sonra Risalet duası da kabul oluyor. Allah Resulü seçiliyor. Ve es ileyhim resula. O Risalet duası da orada kabul oluyor. Yani hem imameti hem Risaleti Rabbim öyle tecelli ettiriyor ki İbrahim peygamberin duasını orada. Ve öylesine koruma altına alıyor ki artık herkes ona teslim olmak zorunda. Birinci nokta bu. İkinci bir nokta Hazreti Ali Efendimizin orada 3 gün kalması ayrı bir mucizedir. Ayrı bir sırdır aslında. Yani bir gün kalsaydı belki insanlar bunu inkar edebilirdi. Şehirlere yayıldı. Mekke halkına gelen o günkü ticari konjonktüre baktığımız zaman bütün kervanlar bunu konuşuyor. Ağızdan ağza bu dolaşıyor artık. Ne oldu? Allah bunu böyle murat etti ve bunu inkar edilmeyecek bir noktayla imzaladı ve noktaladı. O vilayet tevhidin evinde ve o tevhidin sancağı Ali'nin omuzunda olmalıdır. Ve onun evlatlarının omuzunda olmalıdır. Selam olsun oraya. Bunu nerede görüyoruz? Peygamberimizden sonra, Hazreti Ali Efendimiz'den, İmam Hasan'dan sonra o sancağı yeniden ihya eden Hazreti Hüseyin'de görüyoruz. Bakın, Kur'an'dan ad kalmıştır. İslam'dan ad kalmıştır. Resul'dan ad kalmıştır. Onu yeniden ihya edebilecek Hazreti Hüseyin. Onun için deriz ki Peygamber Efendimiz de İslam zuhur etti. Ama Hazreti Hüseyin ile İslam ayakta durdu. Bu tevhidin sancağını, bu İslam'ın sancağını Ehl-i Beyt'ten başka biri omuzunda taşıyıp kılavuzluk edebilecek bütün hatalardan masum olabilecek kim var, bana getirebilir misiniz?
beşeri sistemin içerisinde kıyamete dek olamaz. Peygamber ve onun hanedanıdır. O 12 evet. imamdır. Ve bunu da yüce yaratan farklı farklı ayetlerde de tecelli ettirmiştir. İnsanlar buraya odaklansın, adres göstermiştir. Adeta adres göstermiştir. Bazen evi adres göstermiştir bize. İnnemâ yuridullah liyuzhibe ankumur ricse ehlel beyt. O beytin sahipleri. Altay oraya Cebrail de peygamberle birlikte selam vermek zorunda kalıyor. Bazen o Kabe'yi bize adres gösteriyor. Bazen bir hurmalık ağacını bize adres gösteriyor yaratan. Doğru mu? Evet. Bazen Hazreti Musa'nın elindeki o asayı bize adres gösteriyor. Şimdi bunların içerisinde baktığımızda en ihtişamlı, bütününe hitap edebilecek, evrenselliğini koruyabilecek ne vardır? Tevhidin Kabe. Tam merkezinde olan mihveri Kabe. Olarak düşündüğümüz evet. zaman Kabe-i Muazzama'dır. Ve orada bu tecelli etmelidir. Adeta insanların gözüne sokuyor yaratan bunu. Bak gözünüzü açın, bunu inkar edemezsiniz artık. İnkar ederseniz ise bu gözünüze batar. Ha, bunu anladık mı şimdi? Mesele evet. yok. Kur'an'ın ayetleri olsun veya olmasın hiç önemi yok bana. Sadece şuna dikkat etse akıl sahipleri, onun için diyor ya, Kur'an bizi akla davet ediyor, ilim bizi akla davet ediyor, aydınlanmaya davet ediyor. Aydın insan taassuplarını bıraksın, özgür iradesiyle baksın ya, şu Kabe'de dünyaya gelmek sıradan bir şey midir? Yok. Bu bir nokta. İkinci bir nokta, bence Hazreti Ali Efendimizin buyurduğu noktada o, Necef'te Allah cümle dostlara, cümle arzu edenlere ve cümle canlara nasip etsin inşallah ziyaretlerini ve şefaatlerini. Hakikaten değerli dedem hiçbir kelimeyle, hiçbir cümleyle o duyguları anlatmak beni gibi acizin işi değildir. Yani oraya vardığınız zaman zaten o manevi duygular sizi öylesine cezbediyor ki kendinizde değilsiniz. O atmosferde artık kendinizden bir kere uzak oluyorsunuz. Oradaki Ali camlarına bakıyorsunuz. Bir bayram arefesi. Her taraf süsleniyor. Hazırlıklar, yemekler, ikramlar, sufralar, herkes, sokaklar. Şu an büyük bir kutlama var değil mi? Çok büyük bir kutlama. Yani Aşura'dan daha büyük bir izdiham. Daha büyük bir heyecan, daha büyük bir coşku. Kerbeli'ye geçiyorsun, gene aynı coşkuyu orada görüyorsun. Şahı İmam Hüseyin Hazretleri'ni orada görüyorsun. Babalarına karşı o saygı selini orada evlatlarına nasıl gösteriyorlar. O duyguya kendinizi kaptırdığınız zaman şöyle bir şeye ben orada biraz oturdum düşündüm. Allah'ım bu nedir dedim yani. Hiçbir kimse sizi icmarla zorlamıyor oraya. Herkes kendi olanaklarını gönlü rızasıyla getiriyor. Bir baskı yok, bir zorlama yok. Herkes gözyaşlarıyla geliyor oraya. Bir de öylesine geliyor ki yani o duygulara baktığınız zaman ne kadar masum, ne kadar temiz olduğunu görüyorsunuz. O gözyaşlarına baktığınız zaman diyorsunuz ki Zemzem'den de daha temiz, daha kutsal öylesine. O coşkuyla insanlara baktığınız zaman, o sele baktığınız zaman, o insanların akın seline baktığınız zaman ben göremedim yani. Kendimde orada mahcubiyet hissettim. Allah'ım ben de bu insanların arasında mıyım diye biz kendimi sorguladım. Bana da bu liyakat verildi mi? Bu canların arasında bu duygularla olayım. Biz bir grup olarak her sene gidiyoruz yılda birkaç kere. Götürdüğümüz canlara da orada söyledim. Yani siz neyi hissettiniz o anda? Hepsinin ittifakla bana söyledikleri bu. Hocam biz kendimizde değildik o an. O duygular sizi alıyor. Zaten Mutahhar Ravzası'na yaklaştığınız zaman artık tamamen bitiyorsunuz. Artık nasıl şöyle arz edeyim diyorsunuz ki Allah'ım bu sufradan bizi ayırma ya Rabbi. Ben burada kalayım yeter ki ruhum burada kalsın. Fiziksel olarak bitiyor insan orada. Tamamen ruhu cevher konuşuyor orada. Beden olarak yoksunuz. Tamamen ruh olarak entegre oluyorsunuz. Ve o duygular içerisinde çıktığınız zaman türbenin biraz dışına
diyorsunuz ki neyi yaşadım ben? Ve özlem duyuyorsunuz. Ayaklar geriye gitmek istemiyor. Siz dönmek istiyorsunuz, dinlemek istiyorsunuz ama ayaklar gitmiyor. Gönlünüz oradan kopmuyor. Öylesine bir duygu. Allah cümle arzu eden canlara ve bizlere tekrar ve tekrar nasip etsin. Şah-ı vilayetin hürmetine inşallah o türbeye yüz sürmeyi şerefin Allah hepimize nasip etsin diyorum ben. Amin. Dediğiniz hislerin bir benzerini ben de İmam Ali Rıza'nın türbesine girerken yaşamıştım. Gerçekten uzun yıllar önce gitmek nasip olmuştu. İnşallah Allah Kerbela'yı, Necef'i görmeyi de nasip eder. Ama dediğiniz gibi özellikle imamın türbesine yaklaştığınız, o zirhe yaklaştığınız, gördüğünüz andan itibaren çok farklı bir duygu kaplıyor insanı. Yanınızda gözyaşıyla oraya doğru ilerleyen insanlarla beraber insan kendisini gerçekten hissetmiyor. Çok farklı bir duygu. Bütün Ehl-i Beyt dostlarına, bütün Ali dostlarına 12 imamın türbelerini ziyaret etmeyi şiddetle tavsiye ediyorum. Nasip olursa hepsini, en azından ya İmam Ali Rıza'nın, ya İmam Hüseyin'in, ya Hazreti Ali'nin türbesine gitmek mutlaka her Ali dostuna nasip olmalı. Aslında herkese nasip olmalı. Herkese. Yani ben Aleviyim, ben Caferiyim veya ben işte Sünniyim fark etmez. Kim olursan ol mutlaka bu duyguyu yaşamalısın diyelim. Ve yine hatırlatalım, Fuzuli'nin mezarı da sizin gittiğiniz o topraklarda, evet, İmam Hüseyin'in. Onu da bir iki cümleyle arz edeyim. Buyurun, ondan sonra reklamlara girelim. İzniyle. Ben her gittiğimde gerçekten Fuzuli'nin orada ziyaret ediyorum, Fatiha okuyorum kendisine. Şah Hüseyin'in, Hazreti Hüseyin Efendimiz'in kıble kapısından girişte kendi vesiyeti üzerine Fuzuli'nin o ünlü Hazreti Hüseyin aşığı, sevdalısı, dostu. Dostluk ayrı bir şeydir. Yani onu ruhen yaşadığınız zaman anlıyorsunuz. Ne diyor vasiyetinde? Beni Hazreti Hüseyin'in ziyaretçilerinin ayaklarının altında mezarım olsun. Benim üzerimden geçsinler ki bana şefaat olsun. O topraklar, onların ayağının altındaki o topraklar bana şefaat vesilesi olsun. Çünkü Hazreti Hüseyin ziyaretçilerinin Efendimiz Resulullah Efendimiz şöyle buyurmuştur. Yürüdüğünüz zaman üzerinizde konan o toz bile hastalar için şifadır. Ahiretiniz için şefaattir diyor. Hazreti Hüseyin sıradan biri değildir. Arz ettim ya, yeniden İslam'a hayat verdi. Canlarıyla beraber, ruhlarıyla beraber, varlıklarıyla beraber, değerleriyle beraber, Ali-i Ekberleriyle, Ali-i Esgarleriyle beraber. Onun için Fuzuli bunun çok müthiş derece bilincinde ve diyor ki benim mezarım şurada İmam Hüseyin aşıklarının ayağının altında olsun. O da herkese nasip olmaz, ona nasip olmuş. Evet. Bir ömür hizmet ettiği şiirleriyle de amelleriyle. Ne kadar dehşet bir şeyi düşünmüş, ne kadar dehşet bir şeyi ortaya koymuş. Bu da onun ne kadar İmam Hüseyin'e bağlı olduğunu, ne kadar Hazreti Hüseyin aşığı olduğunu ortaya koyuyor. Evet. Çok da güzel eserler bırakmış. Yine bütün seyircilerimize, Ali dostlarına tavsiye ediyoruz onun eserlerini. Bilhassa Hadikat-ı Suheda'sını okumayı, Kerbela'yı anlattığı eseri. Okumayı tavsiye ediyoruz herkese. Dedem, sizinle devam edelim. Bu arada sizlere gelen mesajlar da var. Teşekkür edenler var, selam gönderenler var. Bir seyircimiz yazmış. Her hafta severek izliyoruz. Çok güzel programlar, gerçekten teşekkürler. Manisa Turgutlu'dan Ali yazmış. Teşekkür ediyoruz kendisine. Ve başka bir seyircimiz. Çok güzel anlattınız dedem. Allah bizi Ali'nin izinden ayırmasın demiş. Teşekkür ediyoruz. Biz de bu seyircimize bu güzel mesajı için. Başka bir seyircimiz yine yazmışlar. Dede unvanına ulaşmak için neler yapılmalı demiş bir seyircimiz. Bu soruyla beraber eğer kısa olacaksa bunun da cevabını alalım dedem. Evet. Hazreti Ali'nin yine üstünlüklerini, faziletlerini sizden dinlemek istiyoruz. Hazreti Ali'den nasıl biz nasip alabiliriz? Bunu da sizden dinlemek istiyoruz. Buyurun. Evet. Evvela dede olmak için belli başlı şartlar var. Ocakzade olmak şartı vardır. Ocakzade olmanın getirisi de aslında önemi de Seyit soyunda ona olmaktır. Yani o Ehl-i Beyt'in özellikle İmam Musa-i Kazım'ın
İmam Ali Rıza Şah Horasan'ın o Horasan bölgesindeki Türkmenlerle olan birlikteliği ve Anadolu'ya göçüşüyle beraber özellikle Hacı Bektaş Veli zamanında ocaklar kurumsallaşmaya başlıyor. Şah İsmail Hatayi zamanında da tam manasıyla olgunlaşıyor. Dolayısıyla hem o ocaktan gelme meselesi var, fakat en önemlisi dedeyi dede yapan en önemli unsur haki turaplıktır. Yani yüksek ahlak olmak, yüksek ahlak sahibi olmaktır. Yani alçak gönüllü olmaktır. Eline diline beline sahip olmaktır. İlk şart yüksek ahlak. İkincisi ise halk tarafından kabul görülmesidir. Halk onu kabul etmesi gerekiyor. Yani razılık olması lazım. Halk ondan razı, dede de halktan razı olması gerekiyor. Üçüncü ise ilimdir. Bakınız ilk başta yüksek ahlak geliyor. En sonunda ilim geliyor. İlim geliyor. Evet. Yani en azından pozitif bilimlere, en azından batın ilimlere, tasavvuf bilgisine sahip olması gerekmekte. Dolayısıyla dedelikte bu hal üzerinde olması lazım. Hatta bizde derler ki hal içinde hal imişsin, sır içinde sır imişsin derler. Yani o hal ile hallenmek, dil ile dervişlik olmaz, hali gerek yol evladının. Arı gibi her çiçekten balı gerek yol evladının derler. Dolayısıyla bununla ilgili tabii çok uzun bir İmam Cafer Sadık buyruğundan uzun uzun anlatabilirim ama vaktimiz tabii ki kısıtlı. Dolayısıyla zaten Turap, Ebu Turap da İmam Ali'nin biliyorsunuz bir lakabıdır. O yüzden dedeyi dede yapan ilk şart haki turaplıktır. Turap olmaktır. Bu özellikle bugünümüzde sadece dedelere değil aslında tüm insanlara farz olması gereken bir durumdur. Çünkü insan olmanın birinci vasfı akıldır. Evet ama hangi akıldır? Bir vicdanlı akıl var, bir de vicdansız akıl evet. var. O vicdansız akıl gider Hiroşima'ya bomba atar. O vicdansız akıl gider fırınlarda insanları yakar. O çok medeni dediğimiz Avrupa'da. Ama bu akıl bizim için yani Kur'an-ı Azimüşşan açısından da geçerli bir akıl değildir. Yani Tevrat'ta da bir ayet var. Diyor ki akıl vicdan çadırına girsin. Dolayısıyla o vicdana, o akla, o ahlaka sahip olma koşulu vardır. Bu da Mürşidi Kamil'in bir dedenin, her dedenin de bir piri rehberi mürşidi vardır. O piri rehberi mürşidinden aldığı eğitimle, görgüyle bu işi yapabilecek misin der. Allah Muhammed ya Ali deyip artık göreve başlar. Buna himmet de denilir. Çok uzun bunu anlatırsam sabaha bulur tabii. Diğer evet. bir hususa gelecek olursak umarım yanıt vermişizdir. Canımıza. Teşekkür ediyor seyircimiz de sorusunu. Verdiğiniz cevabınız için. İkincisi, ene alimin nuru vahid sadaka Resulullah el Haşimi derler. Yani peygamberimiz buyurmuş ki Ali ile beni Hazreti Hak bir nurdan yarattı. Bu özellikle bizim cemlerde çok kez tekrarlanılır. Nur dediğimiz biliyorsunuz ışık. Fakat bu ışık, bu zahiri anlamda ışık değildir. Sevgi manasına gelmektedir. Ali ile Muhammed'i Hazreti Hak bir sevgiden yaratmıştır. Hatta bununla ilgili çok güzel deyişler de var bizim yine. Ama bugün geldiğimiz noktada sanki Muhammed ile Ali'ye bir ayrım söz konusu. Biri şahı velayet, birisi de nur nübüvvettir. Halbuki ikisi de aynı nurun iki tecellisidir. Velayetsiz nübüvvet, nübüvvetsiz de velayet olmaz. Ama i̇kisi birbirini tamamlar yani. İkisi birbirini tamamlar tabii ki. Çünkü velayet makamı Kur'an-ı Kerim'de de var. O velilere korku yoktur, hüzünlenmez. Gerçekten de İmam Ali hem Hazreti Peygamber'in yolunda yatmasıyla hem canını feda etmesiyle sadece bir savaşa katılmıyor biliyorsunuz. Tebük gazasına. O da peygamberimizin görevlendirmesiyle. Görevlendirmesiyle. O da geride bırakıyor. Sancağı da ona veriyor. Ben yokken benim temsilcim sensin. Onun dışında bütün savaşlara katılmıştır. Hocam İmam orada söylenen de önceki programlarımızda sizin gibi kıymetli dedelerimizden, hocalarımızdan öğrenmiştim. Çok dikkatimi çekti, aklımdan çıkmıyor hala. Evet. Peygamberimiz orada Hazreti Ali'ye şöyle diyor değil mi? Senin bana olan nispetin
Harun'un Musa'ya olan nispeti gibidir. Sadece benden sonra peygamber yoktur. Evet. Yani evet. Bu bile açıkça peygamberimizin Hazreti Ali'yi vasi olarak gösterdiğinin temsili. Doğru. Hatta derler ki Allah Musa'ya Harun'u verdi, bana da Ali'yi verdi derler hatta. Evet. Dolayısıyla İmam Ali olmasaydı ki o savaşta biliyorsunuz La Feta illa Ali La Seyfe illa Zülfikar ilk defa nazil olduğu zamanda bütün insanların yaptığı ibadettense İmam Ali'nin tek bir kılıç hamlesi hepsine bedeldir ifadesi çok önemli bir ifadedir bakınız. Evet. Dolayısıyla dün veya bugün ya da yarın kim İmam Ali'ye buğz işliyorsa Müslümanlık adı altında özellikle bilsin ki İslam'a karşı buğz işlemiştir. Kim İmam Ali'ye ve Ehl-i Beyt'e karşı gelmişse ama bugün herkes Ehl-i Beyt'i seviyorum diyor. İyi de yani bu sadece dilde olmamalı. Bakınız bugün İslam toplulukları içerisinde en azından dünyanın entelektüel piyasasında yerimizin olması için o İmam Cafer-i Sadık'ın gösterdiği ilim nispetinde en azından ilerlemeli değil miydik? Evet. Bakınız bugün bizim buluşlarımız, icatlarımız çıkmıyor. Neden bunu bugün söylüyorum? Çünkü o soyun evlatları bilime önemli katkı yapıp Beytül Hikme'yi de kurmuşlardır. Ön ayak olmuşlardır. Ben Tevhid-i Mufassal'ı okudum. İnanın yani Darwin'in teorisini de okudum, Das Kapital'i de okudum, hepsini okudum. Ama inanın kıvılcım oradan başlıyor. Bunu acaba İslam dünyası biliyor mu bugün? Özellikle bugünlerde bunların da konuşulması gerekiyor. Bugün bizim için ne ifade ediyor? Tamam Kabe'de doğdu, herkes biliyor bunu. Tamam bir savaş verdi, herkes biliyor bugün. Ama maalesef dilde kalıyor bugün. Ve geldiğimiz noktada ben üzülerek söylüyorum bunu. Elbette ki kutlu doğumdur. Ama biz onlara yeterince layık mıyız bu tartışılır bugün. Tartışılması lazım. Bakın birbirimizi yiyoruz. Fıkıhta yiyoruz. Hukukta yiyoruz. İbadet ritüellerinde yiyoruz. Halbuki o yüce imam diyor ki ey Malik insanların bir kısmı yaratılışta kardeştir. Ötekisi de dinde kardeştir size. Yani herkes kardeştir bu dünyada demek istiyor. Avrupa'da 18. yüzyılda, 19. yüzyılda bunu keşfetmeye başladı. Rönesans'tan gıdım gıdım geldiler işte oraya kadar. Biz bir yerden sonra geri geri gitmiş gibiyiz. Üzülerek hatta işin başlarında bakınız, Emevilerin, Abbasilerin etkisiyle. Tarihte İslam adına birçok devlet İslam adına birbiriyle savaştılar. Ama ikisi de İslam adına yaptı bunu. Bunları konuşmak çok önem arz ediyor bana göre. Evet. Geçmişten ibret almalıyız. Ve tekerrür ediyor. Evet, geçmişten hocam, ibret alırsak ancak. Çok da geçmiş zaman değil. Hepimizin ne yazık ki hala hatırasında canlı. Keşke unutabilsek ama Suriye'de, Irak'ta IŞİD'in yaptıklarını, Müslümanlara yaptıklarını hatırlıyoruz. Ve bunu sözde tırnak içinde söylüyorum. İslam adına, Kur'an adına yaptılar. Evet, evet. Adam Aliyun Veliyullah dediği için taradı biliyorsunuz silahla kendisini. Yani nur içinde yatsın o insan. Ne kadar cesaretli bir insan. Bugün herkes o cesareti de gösteremez. Fakat geldiğimiz noktada kim eğer kardeşine kurşun sıkıyorsa bırakın İslam olmayı adam olamamıştır daha. Adam insan olamamıştır. Biliyorsunuz adam erkek manasında değildir literatürde. İnsan ilk anlamı insan demektir. Adem, evet. İnsan olamamıştır. Dolayısıyla son olarak şunu da ekleyeyim. İncil'de çok güzel bir ifade var. Gördüğü kardeşini sevmeyen görmediği Allah'ı nasıl sever diye bir ifade var. Biz birbirimizi görüyorsak, birbirimizi yaşıyorsak, bu çağda yaşıyorsak bir anlamı olmalı. 2022'de burada toplanıp bunları konuşuyorsak bunun bir anlamı olmalı. Ve geldiğimiz anlam da eğer gerçekten onlara layık olacaksa bir değer katar. Yoksa üzülerek söyleyeyim sadece tekrardan ibaret kalır. Ha güzel şeyleri elbette et tekrarı ahsen velefkane 180 demişler. Elbette güzellikleri tekrar edeceğiz tekrar edeceğiz. Fakat ne zaman hayatımıza geçerse ben o zaman İslam'ın bayrağının gerçekten zaten hak ettiği yerde ama bizim de gerçekten hak ettiğimiz yere ulaştığımızı göstereceğine inanıyorum.
pratikte de bunu yaşayabilirsek evet, bu bizim evet, açımızdan aslında evet, bakınız, önemli. Bakınız nurdan, sevgiden bugün buraya kadar geldik. Evet. Buralardan daha ilerisine götürmemiz lazım bizim bunu. Evet. Evet. Yani dediğiniz gibi çok doğru bir noktadan başladınız. Hazreti Ali'nin savaşlarda gösterdiği kahramanlıkla beraber unutmamalıyız. Hazreti Ali'nin ilmin kapısı olduğunu, İmam Cafer-i Sadık'ın iktidar mücadelesine girmeyip de ilim kapısını, kapılarını açtığını, binlerce profesör düzeyinde alim yetiştirdiğini, ki bunlar da pozitif ilimler de vardı. Darwin'e kızıyorlar biliyor musunuz? Şu an bu olsa gerek. Darwin'e sen bu bilgileri Müslümanlardan çaldın diye kızıyorlar biliyor musunuz? O dönemde, o dönemin kitaplarını, literatürünü araştırdım çünkü. Evet. Yani böyle bir gelenekten geliyoruz, böyle bir kültürden, böyle bir harstan geliyoruz. Ama yürüyen yolcuyu çekme geriye demişler ya, maalesef yukarı çıktıkça aşağıya indiriyoruz birbirimizi. Yani bugün Alevisi de Sünnisi de İmam Ali'ye tabi olmalı ki kurtuluşa erebilsin. Yoksa gerçekten de işimiz zor. Evet. Evet. Şimdi İbrahim Hocam, bu noktada da dedemin kaldığı yerden devam etmeniz için seyircimizin güzel bir sorusu var. Nasıl olacak peki Ali'nin izinden gitmek? Başka bir seyircimiz sormuş. Nasıl bu yolu kaybettik? İmam Ali'den nasip almak istiyoruz demiş. Bu tarz soruları var seyircilerimizin. Aynı zamanda size de değerli dedeme de teşekkür eden seyircilerimiz var. Bütün mesajları sağ okuyamadığım olsunlar için özür diliyorum. Süremiz kısıtlı olduğu için. Bu dedemin açtığı bu konuşmadan, bu sohbetten devam edelim ki seyircilerimizin de cevaplanmış soruları cevaplanmış olsun. Meraklarını gidermiş olalım. Benim de merakım bu. Biz bu güzel tertemiz kaynaktan nasıl kanabiliriz? Nasıl yapacağız ki bu birleştirsin? Bu güzelliğin çatısı altında birleşebilelim. Bunun yollarına bakalım. Buyurun. Şimdi hadis şudur. Diyor ki el mer'u me'men ahabbe. Kişi sevdiğiyle birliktedir. Biz, dedem çok güzel ifade etti. Bunun ağızlarına sağlık, yüreklerine sağlık. Biz Ehl-i Beyt'i seviyoruz. Bunda hiçbir şüphe yok. Ama ne oranda benziyoruz? Şimdi bizim imamımız Şah-ı Vilayet şöyle buyuruyor bize. Diyor ki ilimde udud imma alimen av mutallimen. Sabaha akşam, akşamı sabah ederken ya öğrenci olacaksın ya öğretmen olacaksın. Bildiklerini öğreteceksin, bilmediklerini öğreneceksin. Diğer bir hadiste diyor ki dünyaya geldikten sonra mezara koyulana kadar boş durmayacaksın, ilim peşinde koşacaksın. Biz bu şekilde benzeyebildik mi? Çok doğru. Yazık ki. Şu anda çağımızın en büyük felaketlerinden birisi Z kuşağı dediğimizde dijital dünya olmuştur. Hem rahmettir hem de nimettir. Doğru. Orada kaç tane ilimsel problemi çözebilmişiz? Veya biz onların dünyasına inip o dünyaya kaç tane ilmi soru verebilmişiz? Veya faydalı hale getirebildik mi? Orayı faydalı hale getirebildik. Yani. Getiremedik dedik. Eyvallah. Bu bir. Burada gerek benzeyelim biz Ehl-i Beyt'e. Bunun için bakın İmam Sadık dedem buyurdu ya, Darul Hikme'yi tesis etti. İmam Bagır ve İmam Sadık onu tesis etti. Evet. Ve bundan dolayı da şunu buyuruyor. Şerriku ve garribu. Batıya da gitseniz, doğuya da gitseniz. Len tecidu ilmen sahihan illa min ledunna. Ov min indina. İki tabir vardır. Doğuya da gitseniz, batıya da gitseniz, doğru bir ilmi öğrenemeyecekseniz bu kapıya muhtaçsınız. O kapının adresini de Allah Resulü vermiş midir? Ben ilmi şehriyim, Ali'de onun kapısıdır. O Darul Hikme'nin sahibi diyor ki bak bu hikmet evine gelmeden bir şeyi doğru öğrenemezsiniz. Dostlar olarak, sevenler olarak Ehl-i Beyt'i biz o kapıda ne olarak onların iliminden, marifetinden marifelenebildik? Işıklanabildik. Bu bir, benzememiz gerekiyor. İki, yine dedem çok güzel ifade etti. Ben onun hakikaten nokta nokta alıp devam etmesini istiyorum, açmasını da istiyorum bunu. Turab olmak lazım. Ebu Turab, Hazreti Ali'nin lakaplarından birisi. Ahlak olarak, tevazu olarak, öğrencisinin ayağına kalkan ilk imamdır İmam-ı Sadık.
İmam-ı Azam geliyor, Ebu Hanife. İmam Malik geliyor. Ahmet bin Hembel geliyor. İmam Şafii geliyor. Onların ayağına kalkıyor. Ne tenha onların ayağına kalkıyor. Kendi yerinde oturuyor, oturtturuyor. Bugün hangi üniversitede bir hoca öğrencisi yerinde oturtturabilir hocam? Sayın dedi. Ahlak bu. Turab olmak bu. İmam Şafii diyor ki, İmam Azam da, aynı iki tabir var her ikisinin. Diyor ki vallahi her gittiğimizde ayağımıza kalkar yerinde oturturdu bizi. Biz ezilirdik, utanırdık, hicap ederdik İmam-ı Sadık'tan. Ama onun ahlakı öyleydi diyor. Ya vurgulamış olalım. Burada İmam Cafer-i Sadık, tabii büyük şahsiyetler ama İmam Cafer-i Sadık onlardan daha aşağıda olduğu için bunu yapmıyor. Onların öğretmeni. Hocaları, öğretmenleri. Evet. Haki turaplık. Haki turaplıktır bu. Tevazu, alçak evet. Gönüllüğün ne olduğunu bize anlatıyor, öğrencilerine anlatıyor. Kibirden uzak olun. Müthiş bir örnek. Çok müthiş bir örnek. Bu iki. Üçüncüsü, bakın. Hazreti Ali Efendimiz ne buyuruyor? Andolsun Allah'a, bana dünyaları da verseler, bir karıncanın ağzından bir saman yaprağını dahi almam. Haksız yere. Bugün haksızlık dünyasında, zulüm dünyasında yaşamamızın sebebi nedir? İnsanların ihtirası değil midir? Evet. Doyumsuzluğu değil midir? Herkese emin olun yetecek rızık vardır. Herkese. Ama bunca açlığın, bunca sefaletin geldiği nokta nedir? O ihtiraslardır. O zulümlerdir. Zulümle bina ettiğiniz her saray altında kalır, onun enkazında yok olarsınız. Hangi saraydır bugüne kadar zulümle, Emevilerden Abbasilere kadar, günümüze kadar? Zulümle abad olup da sonra hışımla kedi tepelerine dökülmemiştir. Bana söyleyebilir misiniz? Ama o Ali'nin evi dimdik ayaktadır, asırlara meydan okuyor. Ve insanlar Necef'te o eve gittiğinde deden Allah ziyaretini nasip etsin diyor. Hala Hazreti Ali'nin evi duruyor. Duruyor. O 5 yıllık zahiri hilafet diyoruz biz buna. Gerçek hilafeti ömür boyu, onu tartışamayız zaten. O 5 yıllık görüntü itibarıyla baktığımız zaman Kufe'deki o evine, yanında Übeydillah'ın sarayı vardır. O saray enkaz, çökmüş, bitmiş, gitmiş. Ama Ali'nin evi çağlara meydan okuyor. Bir şey daha merak ediyorum hocam. Çünkü niye? O rahmet evidir. Koskoca bir imparatorluğun aslında başındaki kişiydi. İktidarıydı evet. Hazreti Ali. O evde girdiniz mi siz o evin içine? Ziyaretine de. O evde neler vardı? Altınlar, yakutlar, pırlantalar? Hiçbir şey yok. O bir salonu vardır. Halk istediği zaman o salona girebiliyor. Çocuklarının eğitim odası vardır. Bu çok ilginç. Biz çocuklarımıza bile eğitim odası vermiyoruz. Yatak odaları vardır. Bitti. Banyosu. Başka bir şey yok. Abdest alıp Allah'a kulluk edecek bir de seccadesi. Başka bir şey yok. Bir salon var, o salonda insanlar geliyor. O da gelirken kapıcı yok orada. Sen giremezsin diyemez. Arzu eden istediği gibi kapıyı vurup içeriye giriyor. Orada da söylüyor söylesin. Derdiniz, dermanını alıp gidiyor. Öyle o kapıya da gelip de eli boş giden de olmamıştır. Hatta eli boş olmamış o ayrı, bir de kimisi yazdığını vermek istediği zaman Efendimiz alıp o yazıyı okumadan çözümünü sunmuştur ona. Hizmetçisine demiştir ki bunun sorunları bu, git bunu hallet. Birinde de şöyle söylemiştir o sorun sahibi. Ya Ali, neden okumadın bunu? Benim orada ihtiyaçlarım belliydi. Buyurdu ki benim verdiğim senin ihtiyaçlarından 10 katı. Niye okumadığıma gelince, okusaydım ezilirdin. Karşımdaydın. Ezilirdin. İlim sahipleri gelirdi, yine o evde konuşurdu. Paylaşıma gelince benzememiz lazım. Ali Efendimiz Şah-ı Velayet 7-24 hilafeti döneminde. Bakın çok güzel buyurdunuz. İslam'ın başında halife olarak sırtında mor armalar vardır. Oğlu İmam Hasan ağlayarak bunu anlatıyor. Andolsun Allah'a, babamın sırtındaki o mor armaları gördüğümde bedenim titredi.
Öyle zannettim sanki kırbaçlardır vurulmuştur. Değildi o. Neydi peki efendim bu? Yoksulların kapısını çalıp onların ihtiyaçlarını kendisi götürmüştür. Biz bugün paylaşım noktasında neredeyiz? Paylaşım hayatımızın vazgeçilmez ilkesi olmalıdır. Ehl-i Beyt bizi bana anlatıyor. Bunu bize hayatınıza indirin diyor. Dost dostuna benzer diyorsak biz bu ahlakı Ehl-i Beyt'ten almadığımız müddetçe nasıl Ali'ye benzeyeceğiz? Nasıl İmam Hasan'a benzeyeceğiz? Üç kere bütün varlığını Allah yolunda verdi. Üç kere. Diğerini de yarı yarı. Bir kısmını da üçte ikisini verdi, birini götürdü. O üç denenin dışında. Bütün mal varlığını... Üç kere bütün mal varlığını yoksullara verdi. Yoksullara verdi. Birkaç defa da üçte ikisini vermiş, biri kalmış kendine. Birkaç defa da yarı yarıya vermiştir. Şimdi bu paylaşımı biz hayatımıza indirmeyene kadar, yoksullaşmayıp da yoksulun derdini anlamadıktan sonra biz Hazreti Ali'yi seviyoruz. Ne anlam ifade eder? Saygı değer dedemiz. Kuru kuruya bir sevgi olur. Kuru ağaca benzeriz. Meyvemiz ha. Yok, yaprağımız yok. Benzememiz lazım. Nasip almak, şimdi herkes onu merak etmekteydi. Bundan ben de dolayı dahil. Da. Ama çok da kolay değil. Evet, çok evet. Özür diliyorum. Estağfurullah. Hazreti İmam Hasan görüyor, annesi sabahtan akşamdan dua ediyor ibadet mihrabında. Hep komşularına dua ediyor. En sonu dayanamıyor. Anneciğim be biz ne olduk? Ne buyuruyor? Ya bu neyye? El car sümmeddar. Oğulcan önce komşular sonra ev. Evet. Biz önce ev dedik. Bugünlere kaldık. Bereket kalktı, rahmet kalktı bizde. Evet. Ama onlar önce komşular dedi. Önce paylaşımı gösterdiler. Kendileri de görüyorsun sıfralarında suyla iftar ettiler. Miskini de, yoksulu da, esiri de o kapıdan boş göndermediler. O üç günlük oruç oldukları halde bile. Acaba biz niyetli olsak, oruç tutsak, iftar sofrasında oturmuş olsak, kapımıza bir miskin gelse, bu sofradakini ne kadar asını verebiliriz? Ali'yi Ali yapan değerler vardır. Biz o değerlerden yoksun kaldığımız için... Sevginin özünün ne kadar zirveye vurursa vursun o sevgi senin hayatında sevdiğinle bütünleşmediği müddetçe hiçbir anlamı yoktur. Evet. Yani Hazreti Ali ile ilgili bu program zaten yetmeyeceği çok belli. Okyanustan öyle damla. Zannediyorum ki o kadar fazla başlık söylediniz ki değerli dedem, kıymetli hocam. Bu başlıkların her birini hakkını vererek konuşmak istesek sanırım bir yıl boyunca bu programı tamamen harcasak dahi yetiştiremeyeceğiz gibi görünüyor. Hazreti Ali'nin savaşçılığı, cesareti, şecaeti, Hazreti Ali'nin cömertliği, bakın, Hazreti Ali'nin Allah'a kulluğu. Sözünüzü kesiyorum özür dileyerek de. Savaşta bile ölçüyü koyuyor. Değil mi sevgili dedem? Emr İbn Ebdüved'in karşısına geçtiğinde... Hazreti Ali'ye yaptığı o küstahlığın bedelini herhangi bir yiğit bir yiğide yapsa tahammül eder mi? Etmez. Ama Ali hemen yapar. Hemen onun kafasını keser ama Ali kalkıyor. Ali olduğu için. Raziyallahu enhum ve razu en. Budur Ali. Ali'yi anlatamamışızdır. Tanıyamamışızdır. Allah Ali'ni tanımayı bizlere nasip etsin. Evet. Onun yolunda yürümeyi nasip etsin ben diyorum. Çok teşekkür ederiz hocam. Dediğimiz gibi gerçekten çok fazla başlık öğrenmiş olduk. Bu başlıkların her birini fırsat buldukça inşallah açmaya çalışalım programımızda. Ama son birkaç dakikamızda bu konuştuklarımızı en azından biraz sizin toparlamanızı isteyelim kıymetli dedem. 2-3 dakika da olsa son sözlerimizle beraber bu verdiğiniz... Geniş bir yelpaze açtınız. Bunu dürüp, toparlayıp kalbimize evet. Vermenizi istiyoruz. Buyurun evet. Dedim. Yüce Allah İmam Ali'ye Kabe'de doğmayı nasip etti. Bugünlerde bunu idrak etmenin de amacı kendi özümüzdeki yüce değerleri diriltmektir.
nasıl Kabe'de doğdu, dünyaya geldiyse biz de kendi doğumumuzu gerçekleştirmemiz gerekiyor. Programınızın ismi Cabir. Bakınız ta o dönemden kalma yine İmam Cafer Sadık'tan buraya kadar gelmiş. Algoritmayı bulmuş Müslümanlar. Evet. Ve bugün Fibonacci sayısı dediğimizi de yine Müslümanlardan çalmışlar. Ehl-i Beyt'ten çalmış Batı yine. Dolayısıyla bizim Batı'ya çok şey öğretmemiz gerekirken maalesef bugün biz onlardan bir şey öğreniyorsak layık olamamışız demektir. İnşallah layık oluruz. Çok çalışmamız lazım. Önce zahmet, sonra rahmet. Hiçbir şey yattığı yerden olmuyor. Bakınız seven sevdiğinin belalarından zevk duymuyorsa aşık değildir diyor Füzuli. Öyleyse biz de davasını vermediğimiz aşkın yani bedelini ödemediğimiz davanın da aşığı olamayız. Bedel ödemek lazım. Harika, bedel. Harika. Bedel öderseniz karşılığını alırsınız. Yoksa dillerimiz bülbül ama olur ama gönüllerimiz ne olur? Allah bilir tabii onu da. Tekrar şükranlarımı sunuyorum davet ettiğiniz için. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. İki konuğumuzdan da gerçekten bu akşam çok kıymetli bilgiler edindik ve konumuz da gerçekten çok kıymetliydi. Aynı zamanda güzel bir münasebetle bu konuyu işlemiş olduk ki yarın Hazreti Ali'nin Şah-ı Merdan, Şiir-i Yezdan'ın doğum günleri, Kabe'de dünyaya geldiği günler. Ve bu güzel münasebetle bu akşam çok değerli bilgiler edindik. Bu sebeple sizlere çok teşekkür ediyorum değerli hocam İbrahim Şeren ve kıymetli dedemiz Hünkar Uğurlu. Sağ olun. Bu akşam sizleri yorduk. Zahmet verdik size ama zannederiz ki buna değdi çünkü çok iyi bilgiler edinmiş olduk. Ve Fuzuli'den bahsettik, biraz şairlerimizden değinmiş olduk. Ancak Hatay'den de en azından hakkını verelim. Bu yolda en büyük hizmetleri etmiş kişilerden birisi Şah Hatay'ı. Ondan birkaç satır ile programımızı sonlandıracağız. Haftaya yine Cuma akşamı sizlerle beraber olacağız ve haftaya zamanımızın imamı Hazreti Mehdi hakkında bilgi almaya başlayacağız. Birkaç program Hazreti Mehdi hakkında değerli hocalarımız, dedelerimiz bizlere bilgi verecekler. 12. imam hakkında, onun zuhuru hakkında, İmam Mehdi Mehdi'nin zuhur sebebini, varlık sebebini, zuhur ettikten sonra neler yaşanacağını öğrenmeye çalışacağız. Bu sebeple bu konuyu kaçırmamak için lütfen programımızı takip edin. Haftaya yine Cuma akşamı birlikte olalım Cem TV ekranlarında. Yine hatırlatalım, Cafer İder tarafından çok anlamlı ve çok güzel bir yarışma düzenleniyor. Doğumundan zuhuruna İmam Mehdi adlı kitabı okuma yarışması ki 12. imamla ilgili bilgileri içeren bu kitabı okuduğunuzda bir yarışma olacak ve bu yarışmanın sonucunda da çeşitli ödülleri kazanma hakkı kazanacaksınız, elde edeceksiniz. 26 Şubat'ta bu yarışma online şekilde yapılacak. Gerekli bilgiler edinmek için, bu kitabın içeriğine ulaşmak için caferider.com sitesine başvurabilirsiniz diyelim ve programımızı Şah Hatayi'den Hazreti Ali ile ilgili birkaç beyit ile sonlandırıyoruz. Ey iki alem penahı, Şah-ı Server ya Ali, sahibi fazlı velayet, Şiir-i Haydar ya Ali. Geldi destin şanına ismi yedullah bi güman, oldu zatı bi misalin, Hakk'a mazhar ya Ali. Ey şecaat madeni, sen hışm ile hükmeylesen, kün fekan bir elmadır destinde yekser ya Ali. O Ali'sin ki senin şanına geldi hel eta, vasfın oldu manayı Kur'an seraser ya Ali. O Ali sen ki şehadet parmağın kallab edip, koptu yerden kuvvetinle Bab-ı Hayber ya Ali. Lahmike lahmi rumuzunun beyanı sendedir. Hem demü hem sırrı hem razı peygamber ya Ali. Bu hatayı hastaya hemrah kıl sen himmetin. Ki sana sıdk ile oldu bende çaker ya Ali. Ve Hatay'ın bu güzel mısralarıyla programımızı sonlandırıyoruz. Allah Hatay gibi bizlere de Hazreti Ali'nin yolunda olmayı, onun kullarından, Allah'ın kullarından, Hazreti Ali'nin de yolunda olanlardan olmayı nasip etsin. Haftaya yine Cuma akşamı
sizlerle Cem TV ekranlarında birlikte olmak dileğiyle sağlıkla kalın. Allah Kur'an'dan, Ehl-i Beyt'ten, Ali yolundan, 12 imam yolundan ayırmasın.